Hatay'daki izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Atakan'ın başına isabet ettiği öne sürülen gaz bombası kapsülü Jandarma Kriminal Dairesi tarafından incelendi. Hazırlanan raporda kapsül üzerindeki kan lekesinin Ahmet Atakan'a ait olmadığı belirtildi. Ahmet'in kanının yerde kalmaması için gerekli bütün delilleri ilgili makamlara, ilgili yetkililere ulaştırma noktasında bir çalışma var halkla beraber. İşte bu iddia ve elinde, üzerinde kan lekesi ve saç örneği bulunan gaz kapsülüyle savcılığa başvurmuştu CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz. Kapsülü inceleyin, gerçek ortaya çıksın demişti Er Yılmaz. Jandarma Kriminoloji Laboratuvarı'na gönderilip bunun örnek kan örneklerinin DNA tespitinin yapılmasını talep edecek. Ailenin böyle bir talebi var. Savcılık Atakan'ın ölümüyle ilgili bu iddiayı inceleme kararı aldı. Kanlı kapsül kriminal laboratuvara gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı kriminal dairesi kapsülü inceledi, rapor hazırladı. Rapor CHP milletvekilini haksız çıkarıyordu. Çünkü kapsülün üzerindeki kan lekesi ve saç örneği Ahmet Atakan'a ait değildi. Ciddi bir delildir. Ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Objektif bir şekilde araştırılması gerekiyor. 10 Eylül'de Hatay'daki izinsiz gösterilerde 23 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetmiş. Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada Atakan'ın polisin attığı gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesi sonucu öldüğü öne sürülmüştü. Yetkililerin yaptığı tüm açıklamalara rağmen özellikle CHP'li Nihat Matkap'ın kardeşi Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, Ahmet Atakan'ın başından darbe alarak öldüğünü belirtmiş ancak ortaya çıkan bu görüntülerden sonra iddiasından vazgeçmişti.